arkadaşlar, selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer yine WoW'dayız ve yeni bir güzel bir hafta başladı WoW için. Çarşambadayız. Great Vault'u daha açmadım. Açacağım. Ama önce farklı bir konuya gireceğiz. Çok geliyor bu soru. Hangi addonları kullanıyorsun diye. Dostlar, aslında hangi addonları kullanıyorum bir önemi yok. Asıl size söylemek istediğim şey şu. Hangi addonları kullanmanız gerektiğini anlatacağım sizlere. Aynı zamanda tabi yine de istiyorsanız hangi addonları kullanıyorum diye bir video atmıştım. O videoyu izleyebilirsiniz. Gerekirse de bu videonun açıklama kısmındaki kullandığım addonları indirip yükleyebilirsiniz. Ben burada tabii ki Curse Forge'ı öneriyorum. Çünkü orada yani güvenilir bir yer olduğu için ve bu zamana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadığım için oradan addonlarınızı rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ben şimdi görmüş olduğunuz gibi böyle ekranımı yani zibilyon tane addonla doldurmuyorum. Doldurmak da istemiyorum ama tabii herkesin kendi tercihi bu. Orada yine farklı addonlar hoşunuza gidiyorsa okup bakabilirsiniz. Orada millet işte screenshot falan da paylaşıyor. Neye benzediğini, nasıl gözüktüğünü ve açıklamaları da var. Size tavsiye edebileceğim burada kesinlikle iki tane addon var. Biri daha doğrusu iki tane demeyeyim de birkaç tane var aslında. Onların hepsini sayacağım. Şimdi Deadly Boss Mod zaten en önemlisi. Yani oyundaki herhangi nasıl diyeyim, hani yeni başladıysanız veya bazı bosslarda ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız Deadly Boss Mod size bu konuda çok iyi bir şekilde yardımcı oluyor. Yani healer oynamadığım için healerların addonları farklı, onlara yorum yapamayacağım. Ama özellikle mesela tank olsun, işte ne bileyim DPS olsun ki ağırlıklı olarak DPS oynuyoruz. Deadly Boss Mod size her türlü faydayı sağlar. İşte sola git, sağa git, işte ne bileyim yerde hani bir skill kullandığı zaman kaç veya işte DPS'ini durdur vesaire, böyle uyarılar veriyor size. O uyarıları uyduğunuz takdirde aslında yanlış yap, hani herhangi bir şey yanlış yapmazsınız, öyle söyleyeyim. Tanklarda da aynı şekilde, işte mesela raidlerde falan olsun, iki tank giriyorsunuz ya veya işte üç tank, her neyse, orada işte sana diyor işte taunt yap, işte ne bileyim defensive skill'lerini kullan bilmem ne. Yani burada gerçekten yani hiç zorlanacağınız bir şey değil. Deadly Boss Mod kesinlikle yüklemenizi öneriyorum. Daha sonrasında da Handy Notes'lar. Handy Notes ne işimize yarıyor dostlar? Mesela bazen diyorsunuz ya işte haritanda böyle farklı şeyler yazıyor, ediyor bilmem ne. Handy Notes aslında o. Daha tam olarak güncellenmemiş çünkü bazı şeyler yok. Ama ilerleyen zamanlarda o da güncellenecek. Çünkü o da neticede insanlar tarafından güncelleniyor. Ve güncellediği zaman işte ne bileyim böyle özel bir event varsa veya özel bir mount falan varsa orada size söylüyor. Ha, özel mount'tan mesela kastım ne? Aynen Shadowlands şeydeydi. Shadowlands'teydi. Mesela burada bir tane binek vardı, tamam mı? Bu muydu? Ha, bu da olabilir. Burada mesela size diyor işte ne yapmanız gerektiğini. Burada anlatıyor veya burada bir tane daha binek vardı şurada yukarıda ama ben bunu aldığım için artık bana göstermiyor sanırım. Heh, burada mesela Blanche's Reigns diye, işte birinci gün işte 8 tane bilmem ne getir, ikinci gün bunu getir, üçüncü gün şunu getir, altıncı gün falan bilmem ne, en sonunda mount'a sahip oluyorsunuz. Hangi mount onu da size hemen göstereyim. Bir dakika. Şu mount'a sahip olabilirsiniz. Gayet güzel, hoş bir at bence. Birazcık hani uğraş gerektiriyor sadece. Yani dediğim gibi bu handy notes'lar bu tarz işe yarıyor. Daha sonrasında kullandığım başka bir addon'da bu şey neredeydi? Fazla yukarı çıktık herhalde. Scrap denilen bir addon. Scrap'te şu işe yarıyor. Mesela diyelim ki üstünüzde bulunduğunuz item, mesela benim hani gereksiz bir item var. Hani mesela karar veremiyorsunuz. Acaba şunu satsam mı, satmasam mı diye. Acaba bu değerli mi, değil mi diye. Hani bunu düşünmenize gerek yok. Herhangi bir vendora gittiğiniz zaman veya ne bir mount'unuza bindiğiniz zaman, hani satış mount'u, bu otomatik satıyor direkt. Yani gereksiz olan ne varsa direkt satıyor. Gerekli olan şeyler veya ne bileyim AH'de değerli olan şeyler veya işte crafting materyalleri falan, hani bazı crafting materyaller tabii ki de çok değersiz oluyor, işte birkaç silver falan oluyor ama onları bile satmıyor yani, çünkü hani öyle bir düşünüyor ki hani sanki kullanacakmışsınız gibi. O yüzden o gayet başarılı bir addon, hoşuma gidiyor. Daha sonrasında da bir de tabii Raider IO'yu da yüklemenizi tavsiye ediyorum.
Burada aynı zamanda eğer kendiniz parti kuracak olursanız insanların neleri başardığını, neler yaptığını falan görebiliyorsunuz. Burada mesela mouse'a gittiğim zaman adamın üstüne aşağıda sağda yazıyor işte 8'de 8 normal yapmış, 4'te 8'de heroik yapmış. Burada da mesela başka birinde görüyorsunuz daha demin 8'de 8 normal yapmış, 7'de 8 heroik yapmış gibi bu tarz verilere ulaşabiliyorsunuz insanlarda. Tabii şimdi bir de şey de açılacağı için daha doğrusu açıldığı için Mythic Plus. Burada şimdi insanların Raider.io ratinglerini falan görebilirsiniz. Yani eğer yarın öbür gün kendiniz kendi partinizi kurduğunuz zaman ve biri partinize girmek istediği zaman orada görürsünüz hani bu adam ne yapmış ne etmiş diye. Ona göre davet atarsınız veya atmazsınız. O size kalmış olan bir şey. Ben bir de Rare Scanner'ı kullanıyorum. Özellikle Rare falan farmladığım zaman ki şu anki expansion'da bu önemli yani benim için de sizin için de aslında eğer Renown kasmak istiyorsanız. Çünkü her bir Rare her hafta öldürdüğünüzde 150 Renown veriyor. Bu da Renown'larımızı yükseltmek için gayet başarılı bir yöntem. Bu şekilde zaten görüyorsunuz. Bazı öncesindeki hani önceki videolarda bazı şeyler zımbırtlar daha yüksekti. Bazısı daha gerideydi. Şimdi bazısı daha öne çıktı falan. Ya bu tamamen yapacağınız world questlerle, keseceğiniz raid'lerle falan alakalı. Bir de tabii weekly questlerinizde hangi şeyi yani seçtiğinize dayalı olan bir şey. Bir de unuttum bir addon var mı diye bakıyorum. Weak Aura'yı yükledim ama onu pek fazla kullanmıyorum. Birazcık fazla zahmetli bir şey. O yüzden bu konu hakkında yorum yapmayacağım. Hani çünkü kullanmıyorum. O yüzden de sadece yükle aslında bunu kapatabilirim de. Tom bu Dragonflight'tan kalma bir şey, bir addon. Bunu da şu an için çok fazla yani öneremiyorum çünkü daha böyle farklı farklı world eventler yok. Mesela Dragonflight'ta işte bu Super Bloom eventi vardı, Time Rift'ler vardı, bilmem neler vardı. Burada zaten size gösteriyor hani kaç dakika kaldı bu evente falan bilmem ne. Aynı zamanda işte bu Twitch'in şeyi var, promosu var işte izlediğiniz zaman mount kazanabiliyorsunuz veya ne bileyim iki tane sub donate yaptığınız zaman işte pet alabiliyorsunuz gibi. Burada da size süreleri gösteriyor ne zaman bitiyor diye. Yani bu işe yarıyor. Bu action barları falan buna addon'a yani bunun için addon'a ihtiyacınız yok dediğim gibi. Hani ben ekranımı böyle fazla şeylerle doldurmuyorum. Bir de bende birazcık böyle karma karışık duruyor. Ki ben bu şekilde alıştım, bu şekilde rahat ediyorum. O yüzden de bu şekilde bıraktım yani hiç düzeltmeye bile gerek duymadım. Zaten hani tuşlarımı falan atadığım için o yüzden de hani kullanmadığım bir şey zaten kullanmıyorum. Onu da nereden düzeltiyorsunuz arkadaşlar? Escape'e basıyorsunuz, Edit moda geliyorsunuz. Burada istediğiniz gibi bunları sağa sola çekip oynayabiliyorsunuz. Küçültüp büyütebiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi nasıl sizin için hoşsa o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ama bunları ayarlamadan önce eğer birden fazla veya işte ikiden fazla action bar'a ihtiyaç duyuyorsanız benim size tavsiyem öncelikle options'a girip burada action bars'ta bütün action bar'ları aktif hale getirin. İstiyorsanız da burada mesela show number of cooldowns diye bir şey var. Hani size cooldownların ne zaman biteceğini falan gösteriyor. Bunu da aktif hale getirebilirsiniz. Lock action bars var. Bunu mesela şimdi ben diyelim ki bu şeyi aldım, skill'i aldım. Böyle oynatabiliyorum. Tamam, istediğim gibi oynatabiliyorum. Ama lock action bars dediğim zaman bunu kesinlikle basıp yani basıyorum ama hiçbir şekilde yerinden oynamıyor. Onu da o şekilde ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda da keybind yapmak istediğiniz zaman yine bir addon'a ihtiyaç duymuyorsunuz. Burada rahat bir şekilde keybind'ınızı da yapabilirsiniz. Özellikle tavsiyem karakter spesifik keybind yaptığınız zaman böylece bütün karakterlerinize bu keybind'ler geçmiyor. Yani diyelim ki warrior oynuyorsunuz. Yani örnek olarak. Ama işte ne bileyim gittiniz mage falan açtınız veya başka bir karakter açtınız. Bu sefer hani bu atanmış olduğunuz skill'ler ona da geçmiş oluyor. Eğer buna tick koymazsanız. Ama tick koyarsanız bütün bu skill'ler, bu düzen bunda kalıyor. Yani bu düzen dediysem bu skill'lerin atanmış olduğunuz action bar'lar. Hani bunlar çünkü neticede farklı farklı action bar'lar. Onlara atanmış olduğunuz skill'ler bu şekilde duruyor yani. Bu konuda şey yaptıktan sonra
bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Gold'la alakalı, çünkü bu sorunuz da geliyor. Bakın dostlar, ben size şimdi iki tane görsel koyacağım ekranınıza, tamam mı? Ki tamamen şeffaf ve doğru bir şekilde size açıklayabilmek için. Burada görmüş olduğunuz gibi soldaki taraftaki screenshot'ta geçen video, yani cuma günü, cuma sabahı çekmiş olduğum videonun bir görseli. Orada aşağıda görüyorsunuz ne kadar çok işte materyal farmlamışım vesaire. Bunları görüyorsunuz, tamam mı? Sonrasında yani sağ tarafta da pazar gününü görüyorsunuz. Yani bu geçtiğimiz pazar gününü görüyorsunuz. Arada aslında 3 gün var ve bu 3 gün içerisinde herhangi bir farm yapmadım. Böyle ufak tefek günlük şeyleri, crafting bilmem ne zımbırtıları falan yaptım. Ya da işte dungeon'a falan giderken, işte raid'e falan giderken, ne bileyim, böyle ufak tefek bir şeyle gördüğüm zaman zaten görüyorsunuz sayı olarak çok az bir şekilde artmış olan şeyler var. Yani hiçbir şekilde doğru düzgün farm yapmadım. Mitikleri falan tamamladım. İşte ben de aynı şekilde, hatta gösterebilir miyim bilmiyorum. Bakalım. The Warriors'in Raid diyelim. Heroic'te. Ben de 4 boss'u kesebildim. Yine aynı şekilde pakla girdim. Normale girdiğimiz gibi. Normal zaten çok basit, çok büyük bir numarası yoktu. Heroic birazcık daha kapsamlı. İnsanların tabii birazcık daha şey oynaması gerekiyor. Düzenli oynaması gerekiyor. Taktikleri biliyor olması gerekiyor. Ama neticede ben yine burada da söylüyorum. Yani ben bunu sırf deneyimlemek için, görmek için, acaba ben mi fazla şey yapıyorum? Hani ne derler? Ben mi fazla olayı büyütüyorum diye kendi kendime sordum ve girdim ve yine de hani şeyim, yani söylediğimin arkasında duruyorum. Tamamen gereksiz ve saçma bir olay. Yani ben, bakın, yeni başlayan insanlara asla hiçbir şekilde karşı değilim. Zaten yeni başlayan insana karşı olsaydım içeriğim yeni başlayan insanlar için olmazdı. Sadece söylemek istediğim şey şu: raid'de geçirdiğiniz zaman o kadar fazla ki, o kadar fazla zaman kaybediyorsunuz ki. Ben bu raid'de yaklaşık bir 4-5 saat geçirdim. İki grup değiştirdim. Çünkü ikinci boss'u insanlar başaramıyordu bir türlü. Ve benim için tamamen komple bir zaman kaybı oluyordu. Yani ben burada yaklaşık dediğim gibi 4-5-6 saat falan geçirdim. Sırf 4 tane boss'u kesebilmem için. Oysa ki bu daha rahat ve daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirdi. Ama hani item kasmak istiyorsanız bunun daha farklı yolları var ve bunlara da geleceğiz. Çok çok süper haberlerim var size yani bu konuda. Ama hani neticede dediğim gibi bir gün veya 1,5 gün diyelim, 1,5 gün içerisinde, çünkü cumartesi günü de aynı zamanda şey de yaptım. Mythic Dungeon'ları da yaptım ki item level seviyemi yükseltebileyim. İşte materyalleri farmlayayım. Sonrasında işte bu upgrade'leri vesaireleri yapayım diye. Ve şunu da söyleyeceğim. Önce bir şu itemleri teker teker göstereyim. Bir de şimdi şurada küçük bir klip oynatacağım size dostlar. Fortnite oynadım. Acayip keyif aldım. Yani gerçekten uzun zamandır oynamıyordum. Ama son birkaç gündür oynuyordum. Hatta yani burada Battle Pass falan var. Orada da işte level atlatabiliyorsunuz şeyinizi, karakterinizi ve işte ne bileyim farklı farklı skinler geliyor. Bu şimdi ekranda görmüş olduğunuz skin tabii paralı bir skin. Birkaç V-Bucks'ım vardı çünkü çok çok öncesinden yüklemiştim oyunu, ama sonra unutuldu yani, ama o V-Bucks'lar öyle kaldı. Sonra baktım işte yine bir karakter var, dedim ki alayım bunu, o şekilde oynayayım. Kazandık da, yani keyifliydi de, birkaç tane de kill alabildik, öyle geçti gitti. Şimdi konumuza geri dönecek olursak, ben şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bu Gold'la alakalı. Şimdi bir bakacağız. Bu materyaller totalde ne kadar? Yani ne değerde? Önce bir WoW token'imize bakalım. WoW token'imiz 277 bin gold. Bak, bunu bir kenara yazalım. 277 bin gold. Şimdi bunları teker teker satacağız. Bu Bismuth'lardan elde edeceğimiz gelir. Evet. 112 bin gold koyalım. Bu gümüş renginde olanlardan 95 bin gold. Hemen kontrol edelim. Şunu bir silver keselim. Bundan da 200 bin gold gelecek. Gerçi burada
10 gold'luk bir fark var. O farkı hemen kapatıyoruz arkadaşlar. Bu kazığı yemeyelim. Bu null stone'lara bakalım. O null stone'ların fiyatları da artmış. Buradan da bir 150 bin gold gelecek bize. Yani dostlar bakın, ben sırf mining'im. Farkındasınız değil mi? Ben sırf mining'im ve ben bu geliri bu şekilde elde edebiliyorum. Bunu direkt koyalım. Bunlar zaten az. Bundan çok bir kaybımız olmaz. Ha, kaybımız olsa da hiç sıkıntı değil. Şimdi bir de bu akreditler var. Buradan da 46 bin gold geliyor. Ben bunlardan da 30 bin alalım. Yani görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok çok başarılı ve güzel bir yöntem. Yani gold kasmak hiç zor değil bu expansion'de. Şu an için gerçekten hala her şey gold değerindeyken bu fırsatı kaçırmayın ve özellikle bakın, ben bunu sırf mining ile yapıyorum. Yani sırf mining. Siz gidip de herbalizmde kasarsanız, yani bu toplamış olduğu materyaller, hani dediğim gibi bir bu, hadi 2 günde, 2 gün farm de, bir hafta sonunu ayır, 2 gün sırf farmla ve ben size bu, hani daha demin göstermiş olduğum işte görseller olsun, işte bu video olsun, bilmem ne olsun, şeyler olsun, başarım olsun, hani raid falan, yani full şeyle farmla zamanımı geçirmedim görmüş olduğunuz gibi. Gidip şey de yaptım, yani farklı farklı aktiviteler de yaptım ama gidip de sırf farm yaparsanız gerçekten muazzam paralar kazanabilirsiniz dostlar. Yani gold derdiniz hiç olmaz yani. Hani bir de gidip de ahiren o gereksiz pahalı pahalı itemleri, o BOE itemleri almazsanız eğer, çünkü onlara hiç gerek yok. Tamamen çöpe atmış olduğunuz bir para bu. O zaman hiçbir sıkıntınız olmaz. Ama tabii yine de dediğim gibi sizin bileceğiniz iş, yani sizin paranız. Şimdi burada iki tane şey de göstermek istiyorum. O hani önceki videoda size göstermiştim. Bu işte haritada Hollow Fall'da özellikle bir treasure'lar var. O treasure'lardan bu zımbırtılar çıkabiliyor, tamam mı? Bunlar bak, Ringing Deeps ingotlar çok pahalı değil. Bunlar dandik, tamam, ama yine de neticede 140 gold mu? 140 gold. Satarsın gitsin. Bunlar esas çok güzel. Bak burada 900 gold kırmış. Rus'un teki. Aa, bunlar var ya çok çakal ya. Şimdi bunu bir önce bir yenileyelim abi. Bir tane daha gitmiş. Bak bir tane daha gitmiş koymuş yanlışlıkla. Biz bunu 8.000 977'ye koyalım. Buradan da 44.000 gold geliyor. Ve hepsini bu şekilde koymuş olduk. Satılır zaten hepsi. Zaten aşağıda görüyorsunuz nasıl çatır çutur satıldığını. Şimdi tekrar şu monitöre geç, ama şey geçelim ki tertemiz olsun. Şimdi arkadaşlar bakın, ben size bir de aynı zamanda şu profession'da şeyi göstereyim. Bakın yani görüyorsunuz. Bende blacksmithing var. Yani mining ile herbalism yok ve zaten daha demin satmış olduğum malzemelerin de hepsi mining olduğunu da gördünüz. Bir tek bu şuradaki iki tanesi hariç. Mining Journal'a gelecek olursak da burada size dağılımımı da göstereyim. Öncelikle her zaman, hani daha önce de söylemiştim size, Mining Fundamentals'a vereceksiniz. 60'ta 60 yapacaksınız ki mountunuzdan inmeyin diye. Yani mountunuzun üzerinden farm diye bilin diye, tamam mı? Ve aynı zamanda şeye de bakalım hatta. Herbalizm olmadığı için şu anda herbalizm ekranını açamayacağım ama size bir tane mount söylemek istiyorum. O mount'u daha önce bir videomda paylaşmıştım zaten sizinle. O da Golem. Sky Golem'in şu anki fiyatı 46.000 gold. İlk size gösterdiğimde 30.000 gold'taydı. Şimdi bir 10.000 gold'luk, 15.000 gold'luk bir artış oldu ama şöyle bir avantajı var. Yine hala değer. Şu fiyatlara değmez. Kesinlikle almanızı önermem. Bu, yani gereksiz para kazandırmayın. Gereksiz para harcama yapmayın. Buradaki 46.000 gold yine de makul alabilirsiniz. Çünkü bu mount'a bindiğiniz zaman hani daha demin Mining Fundamentals'ın zımbırtısını gösterdim ya, herb'leri yani çiçekleri bu mount'un üzerindeyken toplayabilirsiniz. O skill puanları dağıtmamış olsanız bile. Bu ama sırf çiçekler için geçerli. Mining için geçerli değil. Onun için şey yok, yani mount yok. Bir de burada buradaki işte hani dedim ya daha demin, hani gereksiz itemler almayın. Bakın burada şeyler görünmüyor. Acaba satıldı mı, satılmadı mı bilmiyorum da.
Şöyle plate'e bakalım. Ha pardon. İsmi yazdığım için orada Sky o yüzden belli başlarını gösteriyor sadece. Şimdi plate'e bir bakalım. Burada ne var? Item level'e göre sort edeyim. Bak burada mesela 616'lık bir item var, tamam mı? 399 bin gold. Bunu almanızın hiç gerek yok arkadaşlar. 400 bin gold'dan bahsediyoruz. Yani hani eğer mining ile herbalizm kasıyorsanız zaten bir günlük şeyiniz demektir. Farmınız demektir. Yani tam aslında bir gün değil. Çünkü mining ile herbalizm ile çok daha fazla kasabilirsiniz. Yani 500 bin gold üzerine kasabilirsiniz. Ben ne kadar kastığımı kendiniz videoyu pause yapa yapa hesaplayabilirsiniz. Benim artık umurumda değil yani ne kadar şeyden kazandım kazanmadım. Ama dediğim gibi yani gereksiz, çok çok gereksiz pahalı. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Burada görüyorsunuz, burada yine aynı şekilde yani 300 bin. Zaten bakın bu insanlar da farkında aslında bu itemlerin satılmayacağını. Çünkü şimdi esas meselemize gelelim arkadaşlar. Devler. Abi devler mükemmel bir şey. Gerçekten çok çok güzel bir şey. Harika bir şey. Size şurada bak vault'umu daha açmadım. Unclaimed rewards'lar diyor. Hemen şimdi bir devlere hemen şey vault'umuza bir girelim bakalım. Umuyorum ki bakın şu itemleri bir tekrar açalım. Umuyorum ki şu anda daha açmadım bakmadım bilmiyorum. Bu veteran silahı değiştirebileceğimi diye umuyorum. Aynı zamanda kafalı değiştirmeyi umuyorum. Bir de yüzükleri değiştirmeyi umuyorum. Hani Mythic'ten bu şeyi Arakara'yı alabildik trinketimizi. Hani bu zaten best in slot trinket olduğu için hani Mythic dungeonlardan o yüzden bunu alabildik. Raid'lerde de best in slot bu oluyor. Bunu da zaten normal raid'den düşürmüştüm almıştım. Şimdi dediğim gibi önemli olan benim için hani burada şey var iki tane set parçası var. Ama benim istediğim kafalık. Bir de zaten şöyle bir gerçek var ki Vault'tan set parçaları da artık çok rahat bir şekilde düşebiliyor. Bakalım ne düşecek. Fury Warrior oynuyorsanız eğer bazen oyun hala size one hand silah verebiliyor. O yüzden loot şeyinizi arms olarak ayarlayın ki two hand versin. Hani silah istiyorsanız bu dungeonlar raidler için falan da geçerli. Muhakkak bunu arms olarak ayarlarsanız en azından two hand silahı alabilme şansınız var. Tabii farklı bosslarda bunu yine free olarak değiştirebilirsiniz. Farklı farklı itemler istiyorsanız ama benim dediğim gibi istediğim yani önceliğim silah. O yüzden hadi bakalım. Bismillah. Hadi bakalım açalım. Silah göremiyorum arkadaşlar. Ne yazık ki silah göremiyorum. Ama bir kafalık görebiliyorum. Ya da kafalık değil shoulders'mış. Bu da eldiven ama görüyorsunuz bakın iki tane set hani dedim ya size set parçası çıkabiliyor arkadaşlar. Yani hiç şey değil, hiç problem değil. Burada artık hangi mesela bu ayakkabıları alabilirim büyük bir ihtimalle. Çünkü neticede bunlar hero. Eldiven veya eldiveni de alabilirim. Bunu şimdi iyice bir düşünmem gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Burada yapmış olduğum devlerden tamam mı? Yani artı 8 devden 616'lık item düşürebiliyorum. Burada 4 tane boss'u heroic de kestim. O yüzden de zaten burada yine hero item'i veriyor ama görmüş olduğunuz gibi biri 610, diğeri 613. Burada normal boss'tan kestiğim yani normal raid'den kestiğim 600 item level'lik bir item gösteriyor. Burada da mitikler hani 8 tane mitik yaptım. 8 tane mitikten de yani pek bir numarası yok. 603'lük itemler gösteriyor. Yani mitik 0'ın evet sadece ne için bir amacı olabilir? İşte bu şeyler için, buradaki malzemeler için, zımbırtılar için eğer gerekiyorsa, gerekmiyorsa diye. Ama en faydalı olanı dev arkadaşlar. Dev de gerçekten muazzam bir şey. Gerçekten çok çok muazzam bir şey. Yani solo yapabiliyorsunuz bir de. Aynı zamanda raid kadar zamanınız da almıyor. Bunlar her hafta yani bu devler her gün yanlış söyledim daha demin her hafta diye ama her hafta
616'lık ödül alabiliyorsunuz Vault'tan. Aynı zamanda her gün bunların lokasyonları, şeyleri resetleniyor. Totalde günde 4 tane dev yapabiliyorsunuz. Bir de işin güzel yanı, bu devlerden hani illa şey olmasına gerek yok. Hani bu coffer key'lere sahip olmanıza gerek yok. Kutulardan, yani bitirdikten sonra kutulardan bu zımbırtı çıkabiliyor. Tamam mı? Bu harita çıkabiliyor. Bu haritayı aktif hale getirdiğiniz takdirde devi tamamlarken kutudan illaki bir hero item çıkıyor. İllaki bir hero item çıkıyor. Yani şaşmaz bu. Aynı zamanda hani diyordunuz ya işte geride kalır mıyım vesaire, hani oynamazsam etmezsem. Dostlar, hiçbir şekilde geride kalmazsınız. Bu sistem artık öyle bir oturmuş ki, öyle güzel bir sistem yapmışlar ki, hani ben size önceden diyordum ya işte follower dungeonlarda, işte mythic dungeonlarda eklesinler, raidlerde eklesinler. En azından gereksiz gereksiz saçma sapan şeylerle uğraşmayalım diye. Ona gerek kalmadı ki. Dev var artık. Devlerle rahat bir şekilde 616'lık iteminizi alabilirsiniz. Ben de açıkçası çöp çıktı. Ben size açık açık söyleyeyim. Şu anda yani bu hafta için çöp çıktı ama inanın ki gram umurumda değil. Şimdi ben burada eldiveni seçebilirim aslında ama eldiveni seçmeden önce bir şey kontrol etmek istiyorum. Bunu size de öneririm. Çünkü daha önce söylediğim gibi arkadaşlar, her şey item level değil. Bizim için önemli olan aynı zamanda buradaki katalisten itemlerimizi o seviyeye getirmek. Şimdi bir bakalım. Yok, bu her hafta değilmiş demek ki. Her 2 haftada bir yenileniyor. Yani haftaya buraya geldiğimiz zaman o zaman o itemi şey yapabiliriz. Ama şimdi bir hafta boyunca kendimizi şey yapmamıza gerek yok. Yani eksik kalmamıza gerek yok. O yüzden buradaki eldiveni ben almayacağım. Zaten eldivenim set parçası olduğu için eldivenimi değiştirmenin hiçbir anlamı yok. Şimdi bu kolye aslında upgrade edilmiş bir versiyonu ama benim kolyem de hero. O yüzden de bunu da almama gerek yok. Yani o materyalleri falan farmladıktan sonra zaten bunu upgrade edebilirim. Zaten statlar aynı. Bir de bu kolye best in slot kolye olmadığı için şu anki hakkımı buna kullanmam hiçbir anlamı yok. Aynı zamanda buradaki trinket yine bir item level'imi gerçekten yükseltebilecek bir kolye olmasına rağmen buna da hiç gerek yok. Çünkü tekrar söyleyeyim, Best in Slot, hani size geçen gün paylaşmıştım ya Icewind sitesini, oradan bakabilirsiniz diye hangisi Best in Slot vesaire. Ona göre kendiniz, yani karakterinizi, hani DPS'inizi şey yapmayın, maruz bırakmayın DPS'inizi. Hani Best in Slot'u değiştirmeyin. Her şey item level değil dostlar. Burada şeye bakalım, shoulder'a bakalım. Bu gereksiz. Bunlar zaten gereksiz. Burada benim için şu anda en makul olan bu botlar. Şuraya da bakalım. Aa, bir de buradaki, gerçi bu shoulder şey. Bu shoulder hero shoulder'sı. Diğeri champion. Yani aslında bunu alsam daha mantıklı mı? Bir de artı 2. Yani 2 kere upgrade edilmiş. Bu bir kere upgrade edilmiş. O zaman biz shoulder'ı alalım. Aa, bir de ne alıyorum? Bir tane seal verdi. Neyse, bu görevi verelim. Ha, bunun göreviymiş. Şimdi arkadaşlar, bir de hani bu devlere geri dönecek olursak, bakın. Aynı zamanda devlerden bu şekilde şeyler de alabiliyorsunuz. Warbound itemler alabiliyorsunuz. Bu Warbound itemleri gidip bankanıza koyabilirsiniz. Eğer alt karakterleriniz falan olursa, onlarla oynamak istiyorsanız. Ben mesela bir tane tank kasmıştım. Level 80'de bıraktım. Diğer karakterlerimi de bu arada, yani bir tane druidim var. Bir tane de paladinim var. O karakterleri de hiçbir şekilde daha ne kastım, ne item levelini yükselttim, ne başka bir şey. Çünkü bekliyorum. Çünkü biliyorum ki Blizzard zaten bana bunları eforsuz bir şekilde, yani çok rahat bir şekilde bana verecek o itemleri. O yüzden de onları kasmanın şu anda hiçbir anlamı yok. Vakit kaybetmenin hiçbir anlamı yok. Şunu giyelim. Bakalım ne kadar oldu? 608 oldu. Güzel. Hani gerek yok abi. Yani
çok rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Zaten şimdi şöyle bir şey de yapacağız. Ben bu haritayı aktif hale getireceğim. Onu aktif hale getirmeden önce toplamış olduğum diğer itemleri de göstermek istiyorum size. Burada görüyorsunuz zaten arkadaşlar, bakın. Bu harita sayesinde almış olduğum mesela bir trinket, bir de 6 hero, yani 610'luk item level'e sahip bir item. Burada farklı farklı itemler de var. Bunları kullanmıyorum çünkü istediğim statlara sahip değiller. Ama yine de tuttum üstümde. Bir de burada görmüş olduğunuz gibi boşu boşuna bir tane şey almıştım. Yani one hand axe düşmüştü. Hani daha demin bahsettiğim mevzu. Hani bu yüzden arms olarak ayarlıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu aktif hale getireceğim. Tamam mı? Sonra bir delve gireceğim. O delve hani orada keseceğim videoyu. Delve'in sonunda, yani son boss'u kestiğimde orada size bir küçük bir şey göstereceğim. Hani açılan kapıdan hani ne çıkacak vesaire bilmiyorum. Onları göstereceğim. Şimdi bir keselim. Evet arkadaşlar, Delve'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu anda şu son şeyleri temizliyorum. Haritayı aktif hale getirmeyi unuttum başında. Şu anda aktif hale getirdim. O yüzden bilmiyorum şu anda sonunda eğer hani o kutuyu açabilecek miyiz, açamayacak mıyız diye. Ama açamazsak da artık şey yapacağız. Bir sonraki delve hemen gideceğim, temizleyeceğim. Ona göre yine de tabii ki de göstereceğim yani. Açık bırakmayacağım. Bu herhalde son dalga olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bir de boss'umuz var. Onu unuttum. Watch your step. Watch your step. Knocking back. Burada hata yaptık. O atağı interrupt etmemiz gerekiyordu. Çünkü şu anda görmüş olduğunuz gibi Watch your step. boss birazcık büyüdü. Ve tabii ki hasarı da arttı. Watch your step. Knocking back. Bu sefer tam zamanda interrupt etmeyi başardık. Watch your step. Bakalım bu sayılacak mı ya? Ben bunu dediğim gibi unuttum aktif hale getirmeye. Şimdi göreceğiz. Hadi Bran. Aç odanın kapısını. Ha tamam, süper. Sayıldı. Bakın arkadaşlar, şimdi size göstermek istiyorum. Şurada baktığımız zaman üstünde herhangi bir Restored Coffee Key yok. Yani ben buradaki şeyi açamayacağım, tamam mı? Şunları önce bir açalım. Bakalım içinden ne çıktı. Tamam, güzel. Şey malzemelerimiz bile var arkadaşlar. Bakın bunlar normalde ne diyor? Diyor ki heroic Nerubar palastan düşüyor. Yani raid'den düşüyor. Heroic raid'e girmemiz gerekiyor. Oradan düşüyor. Ya da mitik artı 4 ve artı 8 arasında düşüyor. Ama gel gelelim ki biz bunları çok rahat bir şekilde devden de toplayabiliyoruz. Yani artık hani daha düşük olanları tabii ki de daha düşük dev level'lerden toplayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi artı 8'imizi tamamladık. 6'da 6 canımız var. Hani diyeceksiniz ki o bir tane can nereden geldi? İleriden respawn noktası var. Oradan toplayabildik. Şimdi esas sandığımızı açacağız. Oradan da tertemiz. Tertemiz. Bak burada da normalde mitik raid'den düşen
şey geldi. Mythic Raid'den düşen upgrade malzemesi geldi. Artı 9 ve üzeri girdiğimiz zaman şeylere, Mythic Plus'lara. Yani ona da gerek kalmadı dostlar. Bu devler mükemmel bir şey ya. Harika bir şey. Bunu açamıyoruz artık. Geçmiş olsun buna. Yapacak bir şey yok. Ama bakalım itemimize ne düştü. Görmüş olduğunuz gibi hero itemi düştü. Yani 1'de 6, 610 item level'lik bir item düştü. Yani hiçbir şekilde dediğim gibi dostlar endişelenmenize gerek yok. Devler gerçekten çok çok muazzam bir şey. Hani evet bazı arkadaşlarımız mesela ben forumlarda okuyorum bazen. Blizzard forumlarda insanlar şikayet ediyor işte çok zor, çok bilmem ne. Ama şimdi şöyle bir mantık var dostlar, bakın bazı insanlar gerçekten çok fazla pushlamaya çalışıyor. Yani çok fazla ilerlemeye çalışıyor. Çok düşük item level'e girmeye çalışıyor. Hani item level'i normal de olsa, yani o dev için uygun da olsa, bazı mob grupları var. Yani bu şeylere benzemez. Heroic Dungeon'lara benzemiyor. Yani siz içeri dalıp da ağız burun 5-10 tane pack pullayıp da ondan sonra hepsini kesemezsiniz. Bu mümkün değil. Çünkü bazı moblar var ki hayvan gibi hasar vuruyorlar size. Bir bakıyorsunuz 2 milyon 3 milyon damage yemişsiniz bir tane büyüden. Şimdi 4 tane bu hasarı verebilen tek bir mob düşün ve bundan 4-5 tane pullediğin zaman normal onların, hani parantez içinde söylüyorum, tek atmaları sana. O yüzden sakin sakin ilerlersin. Bazı yerlerde eğer hani karakterin gücüne yani şey yapamıyorsan, güvenemiyorsan ne yaparsın? Beklersin. İşte ana cooldownların bitmesini beklersin. O şekilde ilerlersin. Çünkü devlerde herhangi bir timer falan yok. Görmüş olduğunuz gibi. He, şimdi diyeceksiniz ki ya peki ben girdim, ettim, temizledim ama hiç canım kalmadı. Bu sandık falan gidiyor mu? Hayır arkadaşlar. Bu sandık gitmiyor ama şu sağdaki soldaki hani toplamış olduğum sandıklar vardı ya. Onlar çok çok daha düşük. Yani herhangi bir upgrade malzemesi vermeden böyle dandik dandik bir şeyler düşürüyor. Onları da artık satabilirsiniz. Yani hiçbir değeri olmayan şeyler düşürüyor. Ama bu Restored Coffee Key ile açtığınız zaman, yani bu Bountiful Coffer'ları açtığınız zaman her türlü güzel bir şey düşebiliyor. Aynı zamanda bu arkadaki, hani daha demin topladım ya harita vasıtasıyla kutuyu. Onu da her türlü açabilirsiniz. Yani canınız olmasa bile. Yani bu şeyi gerçekten, bir de devlerle unutmadan söyleyeyim size dostlar. İçerisinde böyle küçük lootlayabileceğiniz sandıklar gibi bir şey oluyor. Böyle küçük potlar oluyor, tamam mı? Onları muhakkak toplayın. Çünkü onlar neye yardımcı oluyor? Sizin branınızın level'in atlamasına yardımcı oluyor. İçinden onu level'e atlatmak için işe yarayan malzemeler çıkıyor. Hani eğer soracak olursanız branım belli başlı yerlerde level atlamıyor veya experience kazanmıyor. Bu neyin nesi? Normal devlerde, yani bountiful değil de normal devlerde, burada açayım mesela haritayı. Buraya girsem mesela, bu normal, tamam mı? Buraya girdiğin zaman zaten yeşil yazıyla yazar bountiful dev. Burada experience kazanıyor. Benim mesela branıma baktığın zaman branım 37 level. Bir de kullandığım şeyler de relikler de bunlar. Yani çok fazla dev yaptığım için tabii şimdi bütün bu zımbırtıları upgrade edebildim. Yani upgrade malzemelerim var. Sadece zorlandığım kısım, yani bu geçen hafta zorlandığım kısım artı 10'du. Hatta size burada da göstereyim. Bakın şu şeye gelelim. Burada mesela görmüş olduğunuz gibi 9'u tamamlayabildim. Hani geçen hafta. 10'u tamamlayamadım. O fazla zor geldi. Farklı farklı devlere girdim, baktım, ettim. Hani nerede şey yapabilirim diye. Bazı yorumlara baktım. Hani nasıl bunları tamamlayabilirim diye. İnsanlar diyor ki hani prot olarak girdiğin zaman, yani tank olarak girdiğin zaman çok daha kolay oluyor. Ama ben şey yapmak istemiyorum. Yani ben tanka switchlemek istemiyorum. Zaten bütün upgrade'lerim vesaire her şey şeye bağlı. Yani Furry'e bağlı. Yani şöyle bir gerçek de var ortada dostlar. Siz yine de mesela iki tane set parçanız var ya, bu Dragonflight'tan biri, hatta ya daha öncesinden ya da Dragonflight'te eklendi. Tam emin değilim ama neticede şu anda var. O yüzden önemli değil ne zaman eklendiği. Eğer ki mesela siz DPS oynuyorsanız sınıf hiç önemli değil. Yani ne olursa olsun gidip tanka speklerseniz veya gidip işte healer'ı speklerseniz
bu set parçaları ona göre de şey oluyor. Değişim oluyor. Yani onların statlarını almış oluyorsunuz. Hani DPS şey kalmıyor. Hani hiç endişelenmenize gerek yok. Aa, şimdi yine gidip de şunu farmlamam mı lazım falan demenize gerek yok. Onlar şey yapıyor yani, toplanıyor. Evet arkadaşlar, o zaman ben burada noktalıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer ki sorularınız varsa yorumlar kısmında beklerim. Ve biz bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.